Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda inkılap tarihini paylaşmıştık. Şimdi geldik Osmanlı tarihine. Sizler için 4 tane tek soru hazırladım. Yanlış yapmazsınız bence. Çünkü çok kolay sorular. Sizin için tekrar olmuş olur. Hazırsanız başlıyoruz. Bakalım. Konuyu pekiştirmeniz açısından iyi olacaktır. Osmanlı Devleti'nde padişahlar Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Şimdi değerli arkadaşlar. İlk medrese açan kimdir? İznik'te. Kimdi? Tekrar edelim. Orhan Bey. Tamam. Sahne seman dinilince aklımıza kim geliyor? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet geliyor değil mi? Yani ikinci Mehmet. Tamam. İstanbul'da eğitimi zorunlu hale getiren kişi kimdi? 19. yüzyıl padişahı. ikinci Mahmut. Sevgili arkadaşlarım. Cevabımıza sanırım hemen ulaştık. İkinci Mehmet ilk medreseyi açan kişi değildir sevgili arkadaşlarım. İlk medreseyi açan Orhan Bey olacaktır. Üç şık gitti. İki, ikinci Mehmet olacak. Eledik, eledik, eledik. Cevabımız burada D şıkkıdır. Hap bilgiler. Bakalım. Askeri alanda batılılaşma hareketleri 3. Selim döneminde aşağıdakilerden hangisiyle devam etmiştir? Bakalım bize ne vermiş? 3. Mustafa döneminde ordunun subay ihtiyacını karşılanması için 1773'te Mühendisane-i Bahri Hümayun ve 1775'te Mühendisane-i Berri Hümayun açıldı. Şimdi sevgili arkadaşlarım 3. Selim döneminde Yeniçeri Ocağı kurulmadı. Yeniçeri Ocağı'nı kuran 1. Murat'tır. Mızıkay Humayun, Bando Okulu 2. Mahmud, Nizam Cedik Kalsın, Asakiri Mansuri Muhammediye Yeniçeri Ocağı yerine gelen ordudur. Eşkinci Ocağı 2. Mahmud dönemi. Şimdi sevgili arkadaşlarım bazı kaynaklarda Mühendisane-i Behr-i 3. Selim olarak geçer. Bazı kaynaklarda da Mühendisane-i behr 1775 yılı olarak ele alınır. Şimdi biz ne yapacağız? Kafanız karışmasın diye bu ikisini şöyle bir eleyelim. Tamam şunu bir eleyelim. Kafanız karışmasın. 3. Mustafa döneminde bazı yenilikler yapıldı. Bu yenilikleri devam ettiren kişi kimdir ve hangi yeniliği yapmıştır? Buradaki cevabımız nizamı ciddi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Tamam. Kafanı sakılmasın buraya. En net bilgiler biliyorsunuz ki her zaman burada. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 2. Mahmut döneminde yaşanmıştır? Özsevimli sevdiği padişah. söylerim bunu. Vaka'yı hayriye. Umarım vaka'yı vakvakiye olarak okumadınız. <laughs> vaka'yı hayriye olayı. Neydi? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıydı. 1826. İlk resmi gazetenin ismi neydi? tercüman Ahvaldı değil mi? Tabii ki değildi. Tabii ki değildi. Takvimi ve gayeydi ilk resmi gazete. Divan uyumayı kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Yerine ne geldi? Nazırlıklar geldi. Bu da doğrudur. Cevabımız burada. E şıkkı. Hatta ikinci Mahmud'a ne demişlerdi? Gabur padişah demişlerdi. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti bu konferansın toplanma gerekçesini ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Şimdi Balkan bunalımı denilen ve azınlıktan hareketlerini görüşmek için 1876'da İstanbul'da tersane konferansı toplanmasına karar verildi. Balkan bunalımı Bosna Hersek'te başladı. Kaç yılında? 1875 yılında. Sonra diğer ülkelere de yayıldı. Tersane konferansında bu devletler de bir araya geldi. Amaç neydi? Azınlık haklarını korumaktı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit ne yaptı? Şimdi şıklarda bakıyoruz. Islahat fermanını ilan etmiş olamaz. Islahat fermanı 1856 yılıdır i̇lanı ferman eden yani fermanı ilan, ilanı ferman eden ne ne? Aman tanrım. Aman aman. Fermanı ilan eden Abdülmecit. Senedi ittifak 2. Mahmut'tur. 1808 yılı. Alakası yok. Öncesidir. Meşrut yönetimi öngören ayasal düzene geçirmiştir. Mithat Paşa. İpucuyu verdik. Tazimat fermanı kez aynı şekilde. Abdülmecit. Avrupalı devletlere tanınan kapitülasyonlar genişletilmiştir. Önceki dönemlerde genişletiliyor. Hatta 1740 yılında Fransa'ya sürekli hale getiriliyor. Cevabımız burada kanuni esasidir. Mithat Paşa önderliğinde kuruluyor sevgili arkadaşlarım. Dört sorumuz bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım dörtte dörtte yapmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.